Değerli izleyenler hoş geldiniz. TV'net ekranlarındasınız. Sağlık raporu programındasınız. Ben Ayşenur Asumanur. İyi hafta sonları diliyoruz. Size biz neredeyiz bu sabah? Moda terastayız. Sayın Profesör Doktor Canan Karatar Hoca ile birlikteyiz. Tabii ki herkes tanıyor Canan Hoca'yı. Kadınlar, erkekler, çocuklar, her yaş grubundan herkes Canan Hoca'yı tanıyor. Ee, söylediği önerilerini beslenme ile ilgili, sağlıkla ilgili önerilerini biliyor. Evlerde, sofralarımızda her ortamda tartışma konusu ya da uzlaşma konusu olabiliyor. Hocam hemen e, merhaba diyelim. Hoş geldiniz hocam tekrar. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum Çok Asuman teşekkür Hanım. ederim. Çok çok sağ olun Canan Hocam. Ee, sizle bundan herhalde bir buçuk yıl önce bir yayın yapmıştık. Üzerinden bayağı geçti. Ben de bayağı soru biriktirdim ama o, sıra, o sırada baktım ki hocam yeryüzünde Canan Hoca'ya sorulmadık. Pek soru kalmamış dedim ama umarım bugün değinilmeyen, sorulmayan soruları yakalamışızdır. Sor, soracağız diye umut ediyorum. Hocam öncelikle bir hayırlı olsun diyeyim. Harvard Üniversitesi kitaplığına e, kitaplarınız girdi. Türkçe olarak girdi. Yani Türk mutfağını aslında biz Harvard Üniversitesi kitaplığını taşımış olduk. Bu nasıl oldu? Size de haber geldi herhalde. Böyle öğrendiniz. Bir teşebbüsünüz oldu mu ya da sorayım. Hayır teşebbüs diye bir şey yok. Yani e, kütüphanelere kitaplar ya bu bilinir. E, bir e, yeni çıkan kitaplar veya işte piyasada olan kitapların listesi e, bir seçici kurul vardır üniversitelerde onlara liste önerilir. Onların içinden her sene her kütüphane, her üniversite kendi kütüphanesine bir bütçe ayırmıştır yeni kitap alma. O, 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 o sırada listeden benim üç kitabım seçilmiş. Evet. Seçilmiş, hayırlı olsun. Hangileri seçilmiş? Hemen izleyicilerimize gösterelim. Kitaplarınızı zaten biliyoruz ama Karatay diyeti ile ve diyabette çözüm var. Birinci seçilen kitap. İkinci Karatay diyeti yaşam boyu sağlık ve Karatay mutfağı, mutfak meselesi önemli tabii hocam. Dediğimiz gibi Türk Mutfağı Harvard Üniversitesi kütüphanesinde var. Tekrar hocam hayırlı olsun. Şöyle de başlayalım. Bu sabah güne neyle başladınız? Ben mi? Evet. E, efendim kış ayına girmiş olduğumuz için, sonbahar ayına girdiğimiz için e, sıcak kemik suyu, bol limonlu, Bol kaya tuzlu, sıcak e, kemik suyu içerek başladım efendim. E, midenizi rahatlatır, bağırsaklarınızı rahatlatır, tok tutar, dinç tutar, eklem ağrılarınızı giderir, kas ağrılarınızı giderir ve bağışıklık sisteminizi e, güçlendirir ve de vücuda doğal kollejen girer efendim. Hocam yazın, yaz aylarında biraz ne yapıyordunuz? Şimdi biraz kış aylarınıza girmekle, sonbaharla. Yaz son aylarında da yine çay, kahve Hı. şey olarak. Tabii üstüne ben sonra çay içiyorum. Hı çay içiyorum. Şimdi burada da kahvemi değiştim. Yani onları da içiyorum ama güne öyle başlıyorum. İki yumurta, işte 10-15 zeytin artık Allah ne verdiyse onlarla Günü geçiriyoruz. Hocam şimdi ile ilgili, gıdalarla ilgili sizle konuşuyoruz, konuşuluyor ya. Ben bir suyla da girmek istiyorum aslında. E, su meselesi de önemli. Su e, çok içen insanlar değiliz yani e, sağlıklı olduğunu düşünerek belki zorlayarak su içiyoruz. Severek içen de elbette var ama şu su meselesinde bir çözemedik. Gıdalar bir yana, su ile ilgili insanları su içmeye teşvik edelim istiyorum. E, suyun faydalarından birkaç cümleyle Canan Karatay ağzıyla bahsedin istiyorum. Ne söylersiniz hocam? E, yani su çok önemli. Bir kere hücrelerimizin yüzde altmışı sudur. Yani bütün hücrelerimizin beyindi, gözlü, tiroiddi, memeydi, karaciğerdi, prostattı ne aklınıza gelirse onu yapan, organlarımızı yapan hücrelerin yüzde altmışı sudur ve bu hücrelerin susuz kalmaması şarttır. Onun için sevmek falan önemli değil. Ben su sevmiyorum, içmiyorum falan kabul edemeyiz. Su içilecek efendim. Herkes suyu mutlaka içmesi lazım. Yeterli içmesi lazım. E, miktar olarak ben bir şey söylemiyorum. Yalnız bir kriter vardır. O kriter de şudur. Eğer sabah idrarınızın rengi açıksa vücudunuza yeterli su. Saf sudan bahsediyoruz. Çay kahveden bahsetmiyoruz. Girmiş demektir. Eğer sabah idrarınız koyuysa o zaman... E, yeterli su almamışsınız demektir. Baş ağrılarının en önemli sebebi vücutta susuzluktur. Niçin baş ağrıyor? Vücut uyarıyor. Susuz kaldın. Git su iç. Baş ağrısı o demektir. Ben baş ağrım, benim migrenim var. Benim şuyum var diyenler dikkat etsinler su tüketmiyorlardır. Benim baş dönmem var diyenler dikkat etsinler su tüketmiyorlardır. Su biliyorsunuz hayattır. Onun için Tüketilmesi çok çok önemlidir. Onu onu ben her zaman söylüyorum. Bir şey daha söylemek istiyorum Asuman Hanım. En önemli noktalardan biri de beynimizde açlık merkeziyle susuzluk merkezi örtüşür. Gri, gri zondur. Susuz kaldığımız zaman, vücut susuz kaldığı zaman çok daha önemlidir susuzluk. Susuz kaldığımız zaman açlık hissederiz. Yani sık sık acıkmanın sebebi de susuzluk. Susuzluk olabilir. Onun için yeterli su alırsak da acıkmayız, tokluk verir. Su metabolizmayı hızlandırır. Limonlu içebiliriz. Limon sıkıp içebiliriz. Ee, aç karnına da mutlaka o suyu sabah herhalde içmek lazım. Hani sabah size nasıl güne ya. başlıyorsunuz dedim ya bu sabah aç karnına bir su içmeyi de herhalde alışkanlık haline getirmek fayda var. biraz limon çok, çok önemli. Ee, şu olarak işte ben e, kemik suyu içtim onun hı -hı, yerine. Hı. bir Koca bir limonu sıkarak içine. Ve de kaya tuzu koyarak içine. Hekimler de beslenmeyi düzenleyebilir. beslenme ilgili tavsiyeler verebilir. Biz bu yani iş sadece diyetisyenlerin sürdürebileceği bir iş mi bilmiyorum. Çünkü hekimler poliklinik yaparlar. Hastayla birebir gelirler. hastadan anamnezini alırlar. Beslenmeyle ilgili konuşmak neden? Öyle beslenme sürecine devam etmek istiyorum. Neden engellendi Türkiye'de? Ve biraz koruyucu hekim engelledi. Ee... Nasıl engelledi? Bakın. Milattan önce 5. yüzyılda yaşayan Hipokrat, hekimlerin babası beslenme öneriyordu. Hekimler beslenme önerir. İbn Sina beslenme öneriyordu 11. yüzyılda. Galen Roma imparatorunun doktorudur. Bergamalı Galen, Galen beslenme önerir. Hekimlerin işidir bu. Son zamanlarda bir diyet şeysi çıktı. Efendim, de beslenme bizim konumuz. Böyle bir şey yok. Her anne beslenmeyi bilmesi lazım kardeşim. Her anne beslenmeyi bilir. bunu Bu da çok önemli. Yani illa okul mu 4 yıllık okul mu bitecek bunu bilmek için? Üstelik de e, e, öğretilenler ve de şeyler maalesef copy paste. Amerikan listeleri kopya ediliyor, Türkçe'ye çevrilip Türk halkına veriliyor. Ben bunu söyledim diye bana çok kızıyorlar. Beslenme bizim işimizdir diyorlar. Ama... Bütün hekimler hastalarına, e, hasta soruyor, kalp ameliyatı oluyor, infarktüs geçiriyor, kalp krizi geçiriyor. Ben, e, anne geliyor veya hanım geliyor, ben nasıl evde ne yapayım diye bize de soruyor. Bu bir. İkincisi, ben e, e, Güney Afrika Cape Town'da e, Christian Barnard'ın yanında çalıştım, e, eğitim gördüm. Christian Barnard biliyorsunuz, e, dünyada ilk kalp nakli yapan hekim, dünyaca meşhur. Ben onun ekibinde kardiyolog olarak çalıştım. Christian Barnard hayatının sonuna doğru e, robotu it artrit oldu hı hı. ellerinden ve de ameliyat yapamaz oldu. E, Hepimizde biz yazışıyorduk o zaman e, ve e, kendisi Christian Barnard kalp cerrahı dünyanın bir numaralı o zaman cerrahıydı. E, ne dedi biliyor musunuz? Bütün bilgilerim dedi. Şimdiki bilgilerimi dedi. Daha önce bilmiş olsaydım. 150 hasta kurtaracağıma 1,5 milyon insanı kurtarırdım dedi. Çok önemli bir şey. Çok önemli bir ha, bir Onun şey için oldu. doktorlar konuşamaz, sussun. Kimse kimseyi susturamaz. Herkes istediği gibi konuşur kardeşim. Beğenmeyen çıkar, karşı görüşünü gösterir. Yani şunu ben söyleyeyim. Biliyorsunuz 17. 18. yüzyılda Voltaire'in çok önemli bir lafı var. Fransız filozofu. Diyor ki Voltaire, sizinle diyor aynı fikirde olmayabilirim. Ama fikrinizi savunma, savunmanız için ne olursa olsun hayatımı dahi verebilirim. Konuşabilirsiniz diye diyor. Mesele bu. Kimse kimseyi susturamaz. Onun için beni de zaten kimse susturamadı. <laughs> hocam sustur. <laughs> hocam e, iyi de oluyor en azından ufkumuzu düşünce dünyamızı açıyorsunuz. Uygulanır uygulanmaz ayrı konu ama e, biraz ki. daha düşünmeye sorgulamaya başladık. İyidir hocam düşünmek sorgulama. Ve yediklerimiz ve bizim sorgulamamızı düşünmemizi etkiliyor düşünce dünyamızı. Tabii ki hocam. yani şu şekilde ya, düşüncelerimizi değil fizik ve mental e, e, sağlık bir aradadır. Fizik sağlık ayrı yok. Kalp doktoru kalbi düşünsün. Akciğer doktoru akciğeri düşünsün. Beyin doktoru yok böyle bir şey. Bütün vücudun bir bütünüdür. Yaklaşım böyle olması lazımdır. Biz öyle bir eğitim gördük. Bütün asırlarca boyunca bu görüldü. Sonradan e, uzmanlık kolları falan filan çıktı. Fakat uzmanlık tamam olacak. Uzmanlık araştırma içindir. Derine inmek. Fakat insan bir bütündür. Bir bütünüyle el alınması lazımdır. İnsan vücudunda tek bir dolaşım vardır. Beyne de o gider, göze de o gider, tiroide de o gider, gırtlağa da o gider, memeye de o gider. Karaciğere de o gider. O e, ve dokulara besin arz kan eder. her yere aynı şekilde ulaşıyor. A, ta en uç tırnağımızın ucundan ayak parmağımızın tepemize kadar aynı kan gider. Siz bunu kalbe ayrı gitti. Onun için kalbi böyle yapalım. Akciğere yok böyle bir şey. Onun için dokularımıza sağlıklı materyal arz edeceğiz ki ...vücudumuz sağlıklı bir şekilde e, gelişsin ve de e, hastalanmasın. Hocam hemen şu montu verelim. Siz daha önce Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde kalp hastalıklarından korunma... ...anabilim dalı başkanıymışsınız. Tabii Şimdi ki. korunma kelimesi geçiyor. Çok önemli. Şimdi günümüzde biz biraz daha bunu beslenme ile ön plana çıkarmaya çalıştık. Yani sağlık eğitimleri, koruyucu sağlık, halk sağlığı kavramları çok önemli. Biraz biraz daha oturmaya başlandı ama... Koruyucu ana bilim deli demek maddi manevi karda olması demek. Ülkenin de bedenin de insanın de vatandaşın da neden yok şimdi? Önleme bilimleri de önleme kürsüleri de oluştu olacağım dünyada. Bizim Türkiye'de biraz daha bu anlamda geri planda mı kaldık? Ne görüyorsunuz ve neden bunlar Bilmiyorum, yok şu şimdi, anda? Şimdi bütün dünyada tıp fakültelerinde kürsü var koruyucu hekimlik diye. Koruyucu preventif kardiyoloji. Evet. Hatta yani preventif kardiyoloji dergileri var. Bizde yok, bilmiyorum neden ve e, de, şeylerde de e, tıp fakültelerindeki ders programlarından da nedense çıkarılmış. Ben yani e, Amerika'ya gittim. E, o Amerika'ya gidinceye kadar aynen dediğiniz gibi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi kalp hastalıklarını koruyucu ana bilim dalı başkanlığı yaptım. Yani yeni bir şey değil. Burada tabii ki halk geliyor soruyor yani ben hastalanmamam için ne yapacağım diye. Bütün dünya demin de sizin Bakın söylediğiniz gibi. Bakar mısınız hocam? Ne kadar güzel bir talep. E, ucuz, en yapacağım? ucuzu, en kolayı ve de bir ülkenin e, ekonomik e, olarak en büyük katkısı hastalanmamaktır. Hastalandıktan sonra tabii ki tedavi yapacağız. Ben Türkiye'ye e, ilk defa bacaktan anjiyoyu getiren kişiyim. Bunları da tabii yapacağız, uygulayacağız. Hocam kasım ayı Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği e, diyabet konusunda farkındalık geliştirilen bir ay. Şimdi diyabet hastası, hasta sayısı Türkiye'de de dünyada da artıyor ve bunların sağlık harcamalarında e, maliyetleri, e, bed, ödediğimiz bedeller çok yüksek. İşte koruma kavramı buradan da aslında çok önemli bir yere geliyor, bir noktaya değiniyor. Biraz bu konuya da gelelim mi hocam? Tabii şimdi bir kere eee diyabet tin tarifini yapalım. Yani bunu mutlaka bilmemiz lazım. Diyabet tarifi son 10 senede yeni bir tarif gelişti. Yeni değil bu. Diyabet demek büyük vücutta bir metabolik bozukluğun olduğunun belirtisidir, işaretidir demektir. Şunu belirtmek istiyorum. Önce diyabet genetik değildir. Tip 2 diyabet genetik değildir. Tip 1 de genetik değildir. Artık Çevresel faktörlerle bunlar ortaya çıkmaktadır. Kesinlikle genetik değildir, ailesel olabilir. Yani senin babanda var, sen de olacak diyemeyiz. Bu gösterildi ve artık e, genetik olmadığını halk lütfen öğrensin. Yani benim babamda var, benim hayatım bu, hayat boyu ben böyle kalacağım demeyin. Diyabetin önlenebilir olduğu, diyabet olanların da e, hastalıklarının geçebildiği gösterildi. Ben bunları anlatıyorum obezite ve diyabete çözümde ve bilimsel verilerle bütün kitaplarımda bunları anlatıyorum. Şunu söyleyeceğim. Diyabet demek tarif edeceksek insülin yüksekliği hastalığıdır. Ya insülininiz normalde 5 ünite ve 5'in altında olması gerekiyor. Bu yavaş yavaş yükselmeye başladığı mı? 6 olabilir, 7 olabilir, 8 olabilir, 24 olabilir, 30 olabilir şeker hastalığı başlamış demektir. Yani daha doğrusu şeker ve karbonhidrat metabolizmanızda, vücudunuzda bir bozukluk var, başlamış demektir. Hastalıkların temeli işte burada atılmaya başlamıştır. Ve bu klinik göstergesi nedir? Klinik göstergesi, ilk göstergesi insülin direnci diyoruz, insülin yüksekliği diyoruz, insülin metabolik sendrom diyoruz, efendim diyabet diyoruz. Diyabet bir skala düşünün, diyabet ortaya çıktığı zaman beni 100'dür. E, Ama birden 99'a kadar olan kısmı önlememiz lazım. Onu söylüyorum. Bunun için de gayet basit, gayet kolay ve gayet ucuz yöntemler var. Onları anlatıyorum. Bu bu çok önemli. Ve de e, şimdi bütün dünyada konuşulan, e, Dünya Sağlık Organizasyonu'nda en önemli problemlerden biri sizin de dediğiniz gibi obezite ve diyabet aynıdır aşağı yukarı. Hatta dia, diabezite. Diabezite. terimi de artık literatüre girdi. Hepsini ayıramazsınız. Yani siz benim insülin direncim var. Hastalar bana söylüyor da benim insülin direncim var ama ben şeker hastası değilim diyemezsiniz. İnsülin direncim var demek şeker hastasıyım demektir. E, kardiyologların iç hastalıkları uzmanıyım. Bütün dünyada en büyük problemi ne artık şeker hastalıklarının damar problemleri olduğu çıktı ortaya. Yani bütün mesele bu. Kardiyolog niçin besle? Kardeşim kardiyolog şeker önlemek mecburiyetinde. Çünkü göz damarları, kalp damarları, böbrek damarları, tiroid damarları, bilmem ne damarları, bacak damarları, cinsel organ damarları. Yani mesela eğer gizli şekeriniz varsa kısırlık oluyor. Empatans oluyor erkeklerde. Damarlar sertleşip bozuluyor. Ve hocam çünkü. şey son Yani ne? genel olarak evet. bütün damarlar biz buna mikro damarlar ve makro damarlarda bozukluk oluyor. İnsülün yüksekliğine bağlı olarak şeker hastası olmadan dahi. Hocam bir hastalıktan önce ne yapanlar kulvarı var? Bir de hastalıktan sonra ne yapa ne yapalım? kulvarı olanlar olarak sanki biraz ikiye ayrılmış durumdayız. Biz neyi burada tartışıyoruz, konuşuyoruz. Hasta olmadan ne yapabiliriz kulvarındayız? Evet. Şimdi önleme, önleme. Sağlık Bakanlığı, ben buradan sesleniyorum sayın Sağlık Bakanı'na Mustafa Bey galiba. Mehmet. Ahmet Ahmet Bey, pardon. Ahmet, Demircan. Ahmet Bey, evet şu olarak. Yani hastalık Bakanlığı yapmasınlar. Sağlık Bakanlığı adı Sağlık Bakanlığı ama Sağlık Bakanlığı yapsınlar. Sağlık Bakanlığı'nı icra etsinler. Ben onu öneriyorum. Ayrır diye bir şey yok. Hepsi bir bütünün parçası. Tabii ki hastalık olunca ama bekleyip de hasta olup ondan sonra hastaları tedavi edemiyoruz. Yok bilmem SMA e, ilaçlarını getiremiyoruz. Yok efendim acilde peki SMA oluyor çocuklar. Hı hı. Şimdiye kadar SMA mı vardı? Sebebi nedir? Sağlık Bakanlığı niçin bunu sorgulamıyor? Şeker yüklemesi yapılıyor gebelere. Bütün çocuklar hasta, e, alerjik diyabetik. Bunlar eskiden var mıydı? Ee, İmmün sistemi bozuluyor çocukların. Ee, 3 yaşında çocuk şeker hastası oluyor. Tip 2 şeker hastası oluyor. Sağlık Bakanlığı bunların sebebini araştıracak, istatistik yapacak, önleyecek. Ben bunu öneriyorum. Hocam, ee, yurt dışında gelişmiş Batı ülkelerinde, Amerika Birleşik Devletleri'nde bunlara ne kadar kafa yoruyor bu gibi ülkeler? Hani bizle bize Bütün bütün bütçe bunlara gidiyor artık. Tabii ki hasta olursa tedavi edeceğiz. Ama bütün bütçe bunlara gidiyor. Ee, yalnız tabii endüstri çok önemli. Yani gıda ve ilaç endüstrisi her şeyi yönetiyor. Hocam şimdi biz diyabetten bahsettik, işte obesteden bahsettik, diyabezite diye bir kavramdan bahsettik. Tabii tipiki, tipiki diyabet e, zayıflarsak da tipiki diyabet hastası olmaktan da aslında çıkabiliyoruz. Şimdi hocam e, bir... Diyetlerle e, sağlıklı beslenerek hani klasik bir tabirle koruyucu hekimlik, koruyucu sağlık uygulamaları hayatımızı uyarlayarak zayıflamak mümkün. Şunu da merak ediyorum, zayıflama konusu da gelmişken biz yağlarımızı aldırıyoruz. Liposuction yaptırılıyor. Karın yağları aldırıyor. Bir takım cihazları gelerek o yağ hücrelerini parçaladığımızı söylüyoruz. Bunlar gerçek bir zayıflama mı? Hücresel düzeyde gerçekleşen bir zayıflama var mı? Sağlıklı zayıflama mı ne diyorsunuz? Bu da önemli bir konu bence. Önemli bir konu. Çok haklısınız. Kesinlikle ben önermiyorum. Sağlıklı olduğuna inanmıyorum. Çünkü neden? Çünkü kilo almak demek ve ee, insülin hormonunun vücuda giren karbonhidratları ve şekeri toksik olduğu için, biliyorsunuz şeker en tatlı zehirdir. Evet. Dokulara zarar vermesin diye trigliseritleri çevirir. En tehlikeli yağlar yemeğe bağlı, şekere bağlı tamam. trigliseritlerdir. Ve trigliseritleri dolaşımdan uzaklaştırır ki hücrelerimize zarar vermesin ve de depoya gönderir. Trigliseritler depoda yani vücutta biriken yağlar yani kilo almak trigliseritlerin depo edilmesi demektir. Siz karın yağınıza aldırdığınız zaman hiçbir işe yaramaz. bacak kilo verirsiniz ama ben sizin bacağınızı da kessem vücutta kilo gider. Ama metabolik e, bozukluk biz buna kardiyometabolik bozukluk da diyoruz. Dis metabolik bozukluk da diyoruz. Düzelmez kardeşim tamamen aldatmacadır diye düşünüyorum ve de bundan çok zarar gören hanımlar ve de liposakşında hayatını kaybeden hastaları da biliyor. E daha çok estetik kaygılarla tabii onlar yapılan şeyler. Yani metabolizma düzelmeden bir metabolizma bozukluğu prensip şu. Genel gelişmiş olan bir metabolizma bozukluğu cerrahi girişimle düzelmez. Halkı aldatmasınlar insanları aldatmasınlar. Tamam. Bir şey söyleyeceğim. Metabolik cerrahi operasyonlarından bahsediyoruz. Tip 2 diyabeti kontrol altına aldığını söyleyen uzmanlarımız var. Bu sürece parmak bastınız e aç kalırsanız kilo verirsiniz yani e, ameliyat olduktan sonra bir şey yemiyorlar su içiyorlar şey yapıyorlar. Onu ben söylemiyorum. Hı -hı. Önemli trigliseritler. Şimdi oraya dönüyorum. Tamam, tamam. Yani vücudumuza depo olan şu memelere, gırtlağa, küçük dile hani horlamamızı yapan, apneyi yapan Hı -hı. bacaklara, kalçalara işte estetik olarak falan bu trigliseritler artık bir endokrin organ olarak görüldü. Tamam. 2000'den beri yeni değil. 17 yıl oldu. 17 yıldan beri bunu göz ardı ediliyor. Bu depo edilen yağlar bir endokrin organdır. 20 türlü hastalık yapan hormon üretiyor. Bu hormonlar üretiliyor. Bunu da başlatan insülin hormonu. Yani insülin hormonu depoya sebep oluyor ya. Trigliseritler her türlü hormonu üretiyor. Hangi hormonları? Başta beyin hastalıkları, katarak, kalp hastalığı, tiroid hastalıkları, şeker hastalığı, tansiyon, dizler, bilekler, damar hastalıkları, gut hastalığı, kanserler, kanserler, kanserler. Hangi kanserler? En başta meme kanseri, prostat kanseri, mide kanseri, yemek borusu kanseri, kolon kanseri, tiroid kanseri. Bunları yapan hormonları üretiyor. Genetikle alakası yok. O halde ne yapacağız? Diyet falan değil. Ben diyet için hiçbir kitap yazmadım. Hı hı. Ben sağlıklı Yaşam sağlıklı yaşlanma için hastalıklardan kurtulma için açıklıyorum temeli açıklıyorum. adı diyet ama kendisi diyet değil herkes kendini aldatmasın. Şimdi kalkmışlar o diyetle bu diyeti karşılaştırıyorlar falan yok o tarihe karıştı. Ama e, önemli olan bunları önlemek. İşte e, bir kilo dahi versemiz versek yani e, insülin hormonu kilo aldırır bitti. İnsülin hormonunuzu zıplatmayacaksınız. Bitti. İnsülin hormonunu zıplatan ne? Ekmekler, makarnalar, börekler, şekerli ve şekersiz gazlı içecekler, tatlandırıcılar, trans yağlar, trans yağlar, margarinler, efendim riviera dediğimiz yağlar. Bunlardan işte ıı, bisküviler, işte poğaçalar, işte tostlar. Demin bana arkadaş diyor ya tost yapayım size diye. Bunlar insülin hormonunu sıplatıyor. i̇nsülin hormonu da kilo aldırır kardeşim. Bütün mesele bu. Temeli bu. Biz buna baka insülin hormonu şeker hastasında insülin hormonu şeker hastalığının bir özelliğini de söyleyeyim ondan sonra tamam. şey yapalım ara verelim veya susalım. Şeker hastasında insülin hormonu çok yüksektir. Tamam. Yani şeker hastalığı insülin eksikliği hastalığı değildir. İnsülin fazlalığı Fazla hastalığıdır. İnsülin direnci hastalığıdır. Ve şeker hastasının pankreası sürekli çalışır, 24 saat ara vermez, e, non-stop çalışır. Neden? Çünkü e, insülin direnci demek e, hücrelerimize şeker girip orayı beslemesi lazım. Fakat e, metabolik bozukluk olduğu için hücrelerin e, içine şekeri sokacak e, kapılar açılamıyor. O açılamadığı için insülin e, pankreas'tan daha fazla, daha fazla salgılanıyor. Aynı şöyle, işte kapıya vururuz, tık tık tık. Duymayınca biraz hızlı vururuz, tık tık tık. E, biraz e, daha yüksek, daha güçlü vururuz. Onun gibi, habire insülin salgılanıyor. Yani bunu söylüyorum, diyabet hastalarının insülin e, hormonu çok yüksektir. Ama diyabet hastalarının bir özelliği de vardır. Hücrelerin içine şeker girmediği için, gıda girmediği için diyabet hastasını devamlı açtır. Hücreler aç. Siz yiyorsunuz, devamlı yiyorsunuz. Şekere balı, onu, bunu, baklavayı, böreği ama açlık hissediyorsunuz. Çünkü hormonlar çalışmadığı için doğru dürüst. Metabolizma bozuk olduğu için hücrelerin içine yediğiniz gıdalar girmiyor. Hücreler sürekli aç. Devamlı sizi yedirtmek istiyor. Bunu kırmak elimizde. Ben onu anlatıyorum. Onun için bir şeker hastasına iradene sahip olamadın diyemez hiçbir hekim. Ve bir şeker hastasına sen yedin de onun için böylesin diye azarlayamaz. Çünkü şeker hastası yer. Ne yapsın onun? Evet. Yerler, yerler. Vücut onu istiyor. Hı hı. Yani e, Profesör Muzaffer Şevki Yener Türk Diyabet e, Cemiyeti'ni kuran çok önemli ordinaris profesör derdi ki şeker hastası yer, şeker yedirir, şeker vücudu yer. Tamam hocam. Kısa bir ara verelim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Değerli izleyenler Profesör Doktor Canan Karatay bu sabah konuğumuz modadayız. Ee, konuşmaya devam edeceğiz. Reklamlardan sonra buradayız efendim. Değerli izleyenler tekrar hoş geldiniz. Ben Ayşenur Asuman Uğur. TNT ekranlarındasınız. Sağlık raporu programındasınız. Modadayız. Profesör Doktor Canan Karatay konuğumuz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam, e, diyabet farkındalık ayındayız. Diyabetle ilgili konuştuk. Asıl nedenlerini, diyabeti oluşturan nedenleri konuşturmaya çalıştık. Farkındalık kattınız bize. Teşekkür ediyorum. E, fakat hani diyet kelimesinden pek hoşlanmadığınızı aslında biliyorum. Ama böyle de bir kavram var ve beslenme diyetetik uzmanlarımız var. E, Bununla ilişkili olarak da şunu soracağım size. doktorlar ya da diyetisyenler farklı hani doktorlar pek beslenmeye karışmıyor diyoruz ama son zamanlarda beslenme konularında öneriler sizin gibi sunan çok hekimimiz var. Poliklinikte, pratikte de yapıyorlar diye düşünüyorum. Ama diyetisyenler, doktorlar farklı farklı diyetler öneriyorlar. Doğru tek değil mi insanın kan değerlerine göre, yapısına göre, beklentilerine, ihtiyaçlarına e, göre tek bir doğru olduğunu düşünüyorum ama herkesin bir doğrusu var. E, biraz burada da kafamız karışık. Ne söylersiniz e, tabii, hocam? Tabii çok haklısınız. Bir kere e, hekimler e, konuşmuyor diye kızıyorlar diyetist diyetler ve şeyler. Senelerden beri Mehmet Öz konuşuyor kardeş. Niye ona sus demiyorlar? Senelerden beri e, şeyde bir gün hoca da konuşuyor. Diyet 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 diyet. Ya onlara hiç laf eden yok. Onları susturmaya kalkan yok. Karatay susturuluyor. Bu bir susturulmaya çalışılıyor. Tamam mı? Yani benim ne meslekten men edildim. Ne e, bana öyle öyle yazmışlar. Meslekten men edildi. Efendim reçete yazmadı. Yok böyle bir şey. Bunu da burada sizin kanalınızda resmen hı hı. E, a, açıklamak olmadığını istiyorum. olmadığını yani, söyleyeyim. Sansa Tamamen iftira atıyorlar. Ayıptır e, şey olarak. Şimdi bir kere sizinle dediğiniz gibi vücut bir tanedir. Vücut temel bozukluğun başlatmamak elimizdedir. Ben onu söylüyorum. Yoksa diyetler falan filan bütün o diyetler inanın hepsi ticari. O diyetler senelerce senelerce belki bin tane diyet kitabı yazıldı. Hala niçin yazılıyor? Demek ki işlemiyor bu olarak. O diyetler hepsi işte efendim şu diyetti, bu diyeti hiçbiri işlemez. Çünkü insanların kişiliği özeldir. Yeryüzünde 8 milyar insan vardır ve yeryüzünde 8 milyar değişik parmak izi vardır. Hocam ticari diyorsunuz ama yani. Çok iyi niyetli sağlık profesyonellerimiz, uzmanlarımız var. İşinin ehli yani öğrendiği bilgileri de uygulamaya çalışıyor. Kendi de düşünüyor, araştırıyor. Hani Ticari kelimesi bir anda dursun. Burada iğneye etik kaygılır duyan çok da insan var. Ee, ama böyle bir sonuca çıkmış görünüyor sizin dediklerinize. Böyle bir kapıya çıkmış görünüyoruz. E Buna nasıl ayrıca bir çözüm bulacağız? Acil bir çözüm e, bulmaya acil imkan acil. yok. Arkasında ha. endüstri var çünkü. Ben öyle düşünüyorum. Hı hı. E, i̇nsanların Kendisini tanıması önemli. Ben onu öneriyorum. Hı hı. İnsanların vücudundan gelen mesajları alması lazım. Karatay böyle dedi, Ali böyle hı hı. dedi, Veli böyle dedi. Onun için ben bunu yaptım olmaz. Eğer başınız ağrıyorsa örneğin Su e, susuzsunuzdur, hı hı. uykusuzsunuzdur hı hı. vesaire. Yani vücut sizi uyarıyordur. Eğer göbeğiniz biraz şiştiyse, beliniz biraz şiştiyse bilin ki belirtidir insülin direnci başlamıştır. Ki Türkiye'de, bunu da burada söylemek hı hı. istiyorum, en büyük sorunlarından biri de kabızlıktır. Eğer kabızsanız, ki bunu dile bile getirmek istemiyor kimse, utanıyor vesaire vesaire. Halbuki kabızlık demek temel bozukluğun olduğunu gösteriyor. Bağırsak florası, e, demin söyledim 8 milyar kişi var. Hepimizin burun, ağız, yemek borusu, mide, bağırsaklarımızın sonuna kadar olan mikrobiyom dediğimiz, birlikte yaşadığımız bakteriler var. Bu bakteriler 2 kilo ağırlığında. Şimdi 60 kiloysanız 2 kilosu o bakteriler. Hı hı. O bakterileri bozmamamız lazım. E probiyotikleri Or buradan herhalde biraz atıfta bulunabiliyoruz değil mi? Probiyotik tablet olarak olmaz. Doğal probiyotik olacak ben onu söylüyorum. Tablet olan probiyotikler tehlikelidir. Çok zarar gören hastalarım oldu ama doğal probiyotikleri her zaman konuşuyoruz, doğal prebiyotikleri de her zaman evet. konuşuyoruz. Bunlar işte e, bilhassa doğal e, ev, ev yapıl ev yoğurdu, evde yapılmış doğal fermentasyonla yapılmış sirke, ev sirkesi, e, doğal fermentasyonla yapılmış turşular, bunlar hepsi doğal probiyotiktir. Bunlar vücuda girmeden siz istediğiniz kadar diyet yapın kardeşim, o söylediğiniz diyetleri, bir faydası yok. Neden? Vücudun kendini toparlaması lazım. Hücrelerin kendini toparlaması lazım. Bağırsaklardaki dost bakterileri siz beslerseniz, bağırsaklarımızdaki dost bakterileri sayısını artırırsanız, onlar zaten her işi görüyor. Dost bakteriler her türlü antibiyotik üretebiliyorlar. Virüsü öldürecek şeyler üretiyorlar. Parazitleri öldürecek şeyleri dost bakteriler üretiyor. Bağırsak hücrelerimizi üretiyor. Ben bunu söylüyorum ilaçlarla bunların hallolmasına imkan yok. Probiyotikler de tablet haline geldiği zaman probiyotikleri kalmıyor zaten. Canlı bakteri Aa. olacak. O güzel vücudunuza canlı bakteri ya, girecek. Ucuz hocam evde işte yoğurdunuzu yapın. Herkese çok şükür. Her Kitapta evde anlatıyoruz evet. evde nasıl yoğurt <laughs> yapılır. Senelerce bunlar, endüstri dediğim bu. Ev, ev yoğurdu yapılması küçümsendi. Evde sirke yapılması küçümsendi. Tukaka oldu. Piyasaya hazır yiyecekler sunuldu. Ve de paketli yiyecekler bütün dünyada seri halinde, mass production halinde piyasaya sürünce trans yağlar arttı. Trans yağlar artınca da her paketli yiyecekte işte trans yağ var. Her türlü hastalık da arttı. Hocam bir de D, D, vitamini meselesi var. Şimdi herkes de eksik bu D vitamini. Bir de sanıyorum dünyada da eksik. Yani bütün ırklarda bir D vitamini eksikliği söz konusu. Neden eksik ya da abartıyor muyuz biz bunun eksikliğini? Ne söylersiniz? Hayır biz abartmıyoruz. Ben Uluslararası D vitamini komitesindeyim. Bütün dünyada D vitamini eksikliği problem yani güneş ülkelerinde dahi ki biz güneş ülkesiyiz problem bunun sebebi hava kirliliği bunun sebebi yağ yememek bunun sebebi e, maalesef e, senelerce e, gün gün ışığı kanser yapacak kanser yapacak diye koruma sürmek ve bir sürü sebepleri de var en büyük sebeplerinden biri de kabızlık demin kabızlıktan da bahsettik bu şimdi bunun e, ben ne yapıyorum Hastaları ölçüp hasta çok eksik Türkiye'deki benim bütün deneyimim D vitamini'nin çok eksik olduğunu gösteriliyor ve metabolizma bozuk olduğu zaman D vitamininin iğne olarak verilmesi lazım. Ağızdan verilmenin hiçbir faydası Anladım. olmuyor. Yani tedavi olarak verilmesi lazım. Tedavi de kişiye özel olur. Yani bir hekim hastasını düzeltmek için bunu tedavi eder. Ben şunu e, görüyorum ki işte internette bir sürü o şu olsun, bu olsun, şu yapsın, çok şu, şu kadar olsun. Ben bunu kullanıyorum, sen de bunu kullan. Hekim olmayan bir kişi, hastayı takip etmeyen bir kişi bunu e, bunları genelleme olarak öneremez. Tabii. Çünkü burada çok büyük hatamız oluyor. E, büyük bir e, yani bir sürü şeylerde, e, sitelerde benim adıma da satış da yapılıyor biliyorsunuz hocam onları. ama D vitamini üretiliyor içine katkı maddeleri koyuluyor en iyisi budur deniliyor falan bunlara kesinlikle inanmasınlar kesinlikle güvenmesinler. Çok düşük olduğu zaman iğneyle ben veriyorum beslenme çok önemli vücut kendini toparlaması çok önemli ve de tabii ki yazın güneşlenme çok önemli ama hava kirliliği olduğu zaman İstanbul'da güneşlenmenin bir faydası yok. Kuzeye doğru gittikçe bir faydası yok. Peki hocam herkes de hemen onu da söyleyeyim D vitamini meselesini kapatalım. D vitamini herkeste eksik ise bunun bunun sonucunda bizi bekleyen en tehlikeli sağlık problemine neye tam davetiye çıkarıyor? D vitamini eksikliği. Çünkü bütün dünyayı bekleyen bir soru. Evet, bütün dünyayı. Aha. Bir, D vitamini eksikliği bir kere e, Alzheimer sebebi. Tamam. D vitamini eksikliği kanserlerin sebebi. D vitamini eksikliği şeker hastasının sebebi, kalp krizinin sebebi. Geldik e, en e, Evet. Yani bütün baba bu hastalıkların sebebi. Evet, baba hastalıklar. Bütün bildiğimiz gibi. hastalıklar. D vitamini eksikliği, diz ağrıları, bel ağrıları, adela ağrıları, uykusuzluk, bütün bunların sebebi D vitamini eksikliği. Ama ağızdan almanın hiçbir faydası yok. Kandırılmasınlar, ağızdan almasınlar. Şimdi e, yeni e, üretimler yapılmış. Hastalarım bana söyledi. Hı hı. Bana getiriyorlar, hatta gösteriyorlar. Bakıyorum içinde bir sürü kat madde var. Yani D vitamini saf olacak. Ve de Türkiye'de yapılacak. Dışarıdan gelen D vitamini, kullanılan D vitamini, D vitamini yağda erir. Dışarıdan gelen, e, Avrupa'dan gelen D vitamini yağda hangi yağ acaba? Avrupa hangi yağı kullanıyor? Hangi hayvansal yağ kullanıyor? Bunu bir sorguluyoruz. Sorgulamak lazım. Biz gene zeytinyağında burada reklamını yapalım. Bu vesileyle aslında zeytinyağı tüketiminin de önemine vurgu çekmiş ya, tabii olalım. Tabii yani bu omega 3 Hı -hı. ama tereyağı. Tereyağında A vitamini, D vitamini, E vitamini, D vitamini var. Tereyağı senelerce ama bütün dünyada yasaklandı. O yüzden D vitamini eksik. Onun için dilimizde tüy bittik. Köy tereyağı, soğuk sıkım zeytinyağı ve de omega 3. Bunlar sağlıklı beslenildiği zaman ve de sakatat yenildiği zaman sakatat yenilecek D vitamini için. Teşekkür ediyoruz hocam. Bu konuya da açıklık getirmiş olduk. Hocam şu mesele de güncel bir konu. ömür ömrü uzatma meselesi, telomer meselesi. Hani biraz artık ticari tamamen ticari olduğu da hani kısmen de ortaya çıkmış gibi görünüyor yapılan haberlere ve şu anda bununla ilgili konuşulan durumlara göre. Aslında sizin dedikleriniz nedir? Biz koruyucu sağlığa değindik, koruyucu hekimliğe değindik, işte sağlık eğitimine değindik. ve dediklerinizi uygularsak yani bunu siz demeseniz başkası dese de Tabii tabii herkesin doğrudur. söylemesi yani herkes lazım. Herkes söyleyebilir, tabii. herkes söyler doğrudur. Bunları aslında uygularsak çok ciddi başka bir sorun olmazsa ömrü uzatmak zaten mümkündür. Ama bir 150 yıl meselesi vardır, telomer meselesi vardır. Bu çerçevede bununla ilgili de bir konuyu açıklığa kavuşturalım mı? Ne söylersiniz hocam? Söyleyeyim efendim. Hı hı. Şimdi yapılan çok önemli bir araştırma var. Kitaplarımda da bunu hı hı. referans olarak zaten gösterdim. 100 yılın üstünde yaşayan, en aşağı 150 kişiyi çeşitli ülkelerden toplamışlar. Tamam. Ve bunların yaşam biçimini, beslenme biçimini incelemişler. Hepsi değişik. Kafkasya'dan var, işte Türkiye'den var, Kanada'dan var, İngiltere'den, İsveç'ten, Norveç'ten, İtalya'dan, Afrika'dan vesaire. Bunların bir tek ortak paydası. Hepsinde eşit olan ne biliyor musunuz? İnsülin hormonu 5'in altında. Kitaplarda yazıyorum ben bunu. İnsülin hormonunu yükseltmezseniz hayatınız uzuyor kardeşim. Tamam, Ömür uzatma mümkün mü? Baş cevap verin. Evet, bir farkındalık ayında. Evet mı diyelim? Bunu söyleyelim. Hı -hı. Bir de e, diyelim ki insülin hormonunuz yüksek. İnsülin hormonunu nasıl düşüreceğiz? Hepsi insülin. Çünkü insülin master hormon. Bütün hormonları idare eden hormon. Yönetici hormon. Yönetici hormon. Yapılan bir araştırma. Doğal köy tereyağı yediğiniz zaman. Tamam. Evet. Doğal, virjin dediğimiz zeytinyağı içtiğiniz zaman ve doğal omega 3 katkı katkısı olmayan saf omega 3 içtiğiniz zaman yapılan araştırmalar gösterdi ki telomerler uzuyor. Bitti. Ben bunu senelerden beri söylüyorum. Kitapta da bunu yazmışım ben. Ama telomer lafı yeni bir moda oldu diye konuşuyoruz. Yoksa Karatay'ın senelerden beri önerdiği her şey bu amaçladır. Hastalanmamak Telomerleri güçlendirmek. Siz her gün iki e, kahve fincanı Virgin zeytinyağı içerseniz telomerleriniz kısalmaz, güçlenir, hastalanmazsınız. E i̇şte film bir yerlerde kopmuştu hocam. o e, Tekrar e, onu gidermeye çalışıyoruz bu dediklerinize bağlantılı olarak hocam. Yine biraz beslenmeye döneceğim ama. E, hani dediniz ya ömrü uzatmak mümkün dedik. Dediğiniz önerilerle ömür uzatılabilir. İnsüline bağladınız. Geldiniz, getirdiniz her şeyi e, tekrar. Tabii burada kadınlar, erkekler, çocuklar için ayrı ayrı önereceğiniz bir şeyler var mı? Herkes insan, herkes birbirinden farklı ama kadın grubu, erkek grubu, çocuk grubu, yaşlı grubu. Şimdi hiç grubu ele almayalım. Tamam. E, kişisel özel olarak ele alalım. Hı hı. E, ve de Çocuklar apayrıdır, büyüme çağındadır, gelişme çağındadır, hı hı. E, hastalanmamaları lazım, hı hı. E, iyi gelişmeleri, iyi düşünmeleri lazım. Bir kere düşünceyle yani mental sağlıkla fizik sağlık beraber gider kardeşim, bunu unutmayalım. Bu ayrıdır, onlara göre beslenme önerileri e, temelde aynıdır. Yani Profesör Ahmet Aydın'ın kitabında bunlar gayet güzel açıklanıyor, temelde aynıdır işte atletler ayrıdır, hanımlar erkekler ayrıdır, hamile hanım ayrıdır, losa hanım ayrıdır. Bütün bunları teker teker anlatıyoruz. Ama temelde hı hı. sağlıklı yağ, sağlıklı protein ve sağlıklı işlenmemiş karbonhidrat vücuda girecek. Bir. İkincisi burada hareket çok önemli. Hani uzun hayat dedik hani ya. spor yapmak ömrü uzatır mı derken bu da herhalde. Spor değil efendim. Spor aşırı spor tehlikeli. Yani spor deyince koskoca bir çevre düşünülüyor, şemsiye düşünülüyor. Spor yapmak da aşırı spor tehlikeli. Çıkıp bir efendim 100 kiloluk bir kişiye siz 1200 kalori verip ondan sonra da 5 kilometre koş diyemezsiniz. Kişisel olarak anlatabildim mi? Çünkü bizim Anadolu'da da çok güzel bir laf vardır. Aç ayı oynamaz. Onun için. Önce vücut toparlayacak. Ondan sonra siz zaten tutamazsınız. Ya hocam hani ömrü uzatır mı diyoruz bunları gidiyoruz da insan 100 yıl 150 yıl yaşasın. Mutsuz olduktan sonra, ve sorunları mutlu sorunları olduktan sonra ne anlamı var? Hastanelere koştuktan sonra, eşine dostuna yük olmaktan insan yaşlanınca zaten utanıyor, rahatsız oluyor. Olduktan sonra ne anlamı var? Yani dedikleriniz çok güzel, ömrü uzatmak için iyi önerilir ama acaba biz ruh sağlığımızı, sosyal sağlığımızı nasıl iyileştireceğiz? Bunlara da herhalde toplum olarak biraz daha kafa yormamız gerek. Bununla ilgili birkaç cümle gene alın çünkü ki. bedene bütün bakıyorsunuz bunlarla ilgili Sağlıklı beslenme çok önemli. Yani Sağlıklı yaşam çok önemli. Etkiliyor. Şey olarak bu mesela uyku çok önemli. Stresi halletmek çok önemli. Ondan sonra efendim sosyalizasyon çok önemli. Sevdiğiniz müziği dinlemek çok önemli. Sevdiğinizle, eşinizle, sevgilinizle, oğlunuzla, kızınızla hep beraber dans etmek çok önemli. Denize girip yüzmek çok önemli. Ben bunları hep anlatıyorum. Ve de temelde beslenme geliyor. Niçin beslenme geliyor? Yani bu hücreler sağlıklı olmadıkça ne yaparsanız yapın ne mutlu olabilirsiniz, ne fizik olarak sağlıklı olabilirsiniz. Şeyh Edebali diyor ki, eğer toprak sağlıklı olmazsa Ektiğiniz hiçbir tohum yeşermez. Ben buradan e, kaynaklanarak, e, yola çıkarak toprağımızı düzeltmeye çalışıyorum. Mesele bu. Buna da kızmasınlar. Yani mesela insülin direnci. Sık sık yersen insülin direnci olur. 9-10 tane ekmek yersen insülin direnci olur, kırılmaz. Ee, e, efendim şeker sen şeker hastasısın. şekeri kontrol edemiyorsun olur. Halbuki sağlıklı yağlar vücuda girecek. Sağlıklı yağlar vücuda girdiği zaman inanın bilin ki mide de toparlıyor, bağırsaklar da toparlıyor, telomerler de toparlıyor. Efendime söyleyeyim, e, şeker de düşüyor. Şeker hastalığı da kayboluyor. Daha ne söyleyeyim? Şeker yani hepsi bir bütün ve de mesela e, hipoglisemiye giren yani şeker şeyine girenler sinir hastası gibi görülüp sinir ilacı veriliyor bana geliyor hastalığı. Ya tabii o bedenle ilgili tarafını çözdüğümüz zaten o işte onu söylüyorum. Yani, ama e, şey olarak mesela şimdi e, bir sürü hocam psikiyatrist şey yapmaya başlıyor bütün kan değerlerine bakarak e, ilaç önerilerinde e, terapilerde bulunuyor yani bunu halletmeden bu işi çözmenizin bir manası yok herhalde şansı yok. Başaklarımız ikinci başaklarımız da iki kilo. Yeniliyor. İki kilo. Hı, -hı şey var, mikrobiyom var, ikinci beyin. Siz onları sağlıklı tutarsanız kafanız da sağlıklı oluyor kardeşim. Bitti. Hocam son dakikalarıma girdim sanıyorum. Hemen şunu da söyleyeyim. Yani yediklerimiz gerçekten düşünce dünyamızı da etkiliyor. Yani beden sağlığımızı korurken biz ruh sağlığımızı kafa sağlığında korumamız lazım. Bir nesil yetişiyor. Amacımız ruh, beden, sosyal olarak tam iyilik halinde sağlıklı bir nesil yetiştirmek. Bununla ilgili gene birkaç sözünüzü alayım. E, ya tek bağımlıyız, teknolojiye bağımlıyız, işte ilaca bağımlıyız. E, bağımlılıkla dolu bir ömür geçiyor. Bağımlılıklar da bütün bu e, sağlıklı davranışları yapmamızı engelleyen bir sürece götürüyor bizi. Bunlarla ilgili de birkaç cümle alayım sizden. Evet, ben şimdi Oxford babında. kaynaklı. Hı hı. gıda ve davranış grubunun içindeyim. Hı hı. Bu Oxford bunu çoktan yaptı, başlattı. Senede bir, ayda bir toplanıyorlar. Ben senede bir ancak gidebiliyorum. Çünkü bir kişiye ne verirseniz o kişi odur. Bir çocuğa ne verirseniz odur. Ne yerseniz yüzünüzden, gözünüzden onu hissedebilirsiniz. Davranış da buna bağlı. Hı hı. Onun hı hı. için e, bağırsakların e, şeysi çok önemli. Çocuklara... Ee, çocukların e, büyümesi için annelerin, babaların, bakıcıların, teyzelerin, nenelerin, dedelerin çocukları zorlamamaları lazım. İlla bunu yiyeceksin dememeleri lazım. Kendi korkularını, kendi yetersizliklerini çocuğa yansıtmamaları lazım. Çocukları serbest bırakacağız eğer mutlu bir gençlik istiyorsak. Çocuklar her istediğini yapacak. Çocuklar çünkü Piaget der ki çocuklar, küçük çocuklar birer felsefe kutusudur. Onları bırakın kendileri istediklerini keşfetsinler. Ama annenin babanın büyüklerin görevi ne? Bunları tehlikeden korumak. Yani kendini ateşe atacaksa onu önlemek. Yoksa sen terliyorsun bunu giy. Sen açsın. Sen açsın illa bunu ye. Çocuk aç olursa zaten yer. Senin zorlamanla hiçbir şey olmaz. Bir de şunu yani söyleyeyim. Canın istediğin yesin yemesin kavramını da rahat bırakın da diyorsunuz herhalde. Evet eğer çocuk yemek istemiyorsa zorlamayın diyorum. E hocam sağlıklı şey yemek istemiyor çocuk. Yani niye zorla? Anne baba zorlamıyor. Sağlıklı şeyi çocuk anasından nasıl doğdu? Arz ettirildiği onu gördüğü için istiyor. Ben onu söylüyorum. Anasından elinde e, şekerli içecek gazlı şeker içecekler mi doğdu? o çocuk. 3 yaşında, 2 yaşında doğum gününe o önüne koyuldu.